İnce. Dişi mi erkek mi? Dişi. Kız, kız. Oy çok güzel. İnci. İnci. Kaç kilo olmuş? Tam tosun olmuş. Şu hale bak. Ne kadar çok yemek yedin öyle. Kocaman olmuşsun. Abisinin yüzünden gidiyor. Abisi ne yapıyor? Burada mı? Yok, gitmemedim. Merhaba, hoş geldin. Hasta gibi ya. Burnundan biraz zor nefes alıp veriyormuş gibi hissettim. Hmm. Bir gözlemleyeyim, olmadı onu da getireceğim. Bir bakın bakalım. Alerjik bir şey de olabilir. Bilmiyorum. 2000'de çok uyuyor. Göbüs göbüs. Vay sen kocaman olmuşsun, ben çok şaşırdım seni görünce. Ne kadar da büyümüşsün böyle. Evet, Allah'ım duruşa da bak. Harikasın, kulaklarına bakabilir miyim bir kere? Araları nasıl? İyi, bazen Casper sinirleniyor, dövüyor ama çok... Ya olacak öyle arada. Abiler bazen yapar öyle, tamam mı? Korkma, üzülme sen. Evet. Yavaş yavaş düzelir aranız. Kızıyor mu sana? Bu rahat durmuyor muhtemelen. Kuyruğuyla uğraşıyor. Ya öyle yaramazlık yaparsan yapar, ne yapacaksın? Deli seni. İyi, güzel. Bilemiyoruz yani, kuyruğunu falan bayağı iyi olduğu. Bu. Ha. Şaşıracaktım. Aferin sana. Başlarda şey, bekliyor evden gitmelerini. Gitmeyin bir fırçınlatıyor. Biraz beklemek var onun. Diğer kedi için de öyle. Yani ilk başta güzel davranıyor, sonradan tepki koymaya başlıyor. Ah, burnuna bak, hep mamanın sosları yapışmış. Nasıl iştahla yiyorsa? Burnunu soka soka yemişsin. Aferin sana. Şimdi seni bir dinleyelim bakalım. Bugün aşısı var, aşı yapacağız ona. Sen koca kafa olacaksın galiba biraz. Evet, popişine bakabilir miyim bir kere? Dön böyle bana. Evet, bekle bakalım. Ay kızdın, inanmıyorum. Kuyruğuna dokundum diye mi kızdın? Özür dilerim ama bakmam gerekiyordu. Ne yapayım, ne var ki kuyruğuna dokunduysam? Allah Allah. Evet, gayet iyi gözüküyoruz. Maşallah sağlığımız yerinde. Şimdi sana bir iğne yapacağız o yüzden, olur mu? Sana yaşmama vereyim mi? Zaten şişkosun, bir sürü yemişsin, bunu da ye. Bak ne var burada. İnanmıyorum. Şuna bir bakar mısın? İnci. Evet, aldı mı kokuyor? Güzel mi? Ay afiyet, bal şeker olsun. Şimdi iğne yaparken de ye, tamam mı bir tane? Bak daha büyük vereceğim şimdi sana. Ama hemen yeme, ben iğne yaparken yiyeceksin. Hazır mısın? Ben de iğne yapacağım sen o sırada, olur mu? Yiyor musun? Aferin sana. Güzel mi yaş mama? Yemedin mi? Yiyemedi garibim. Ah. Yalnız bir lokma da falan yutuyor yani. Çok ciddi. Evet, evet. Çok iştahlı. Ya şöyle yemek yerken milletin ağzının içine girecek o derecede. Masaya da gelmeye çalışıyor. Masaya annem izin verdi ama kucağına geliyor, bekliyor versin. Neler duyuyorum, çok ayıp. Portakal için ölüyor, vermeyin diyorum bizimkilere. Yani ağızların içine girecek o derece böyle kaldı falan. Çok değişik. Kesin. Her şey tadına değil, bakmak istiyor. Casper öyle değildi değil mi? Yok, bu sokaklı. Bir tanem, öyle her şey sana göre değil. Duydun mu beni? Öyle her şeyi yani yiyemezsin. Istiyor, evet. Yani aman hiçbirini yemezsin. Arada yoğurt yiyebilir. Birazcık portakal, böyle çok küçük parça yiyebilir. Onun dışında diğerlerini yeme, olur mu? Ben evdeyken bizimkiler biraz vermiş portakaldan. O gün fazla çekmiş herhalde. Babam diyor ki kafasını kaldıramadı. Dedim ki vermeyin diyorum. Niye veriyorsunuz? Aman fazla tüketmesin ya. Dikkatli olmak lazım. Özellikle bu bebeklik döneminde çok daha dikkatli olmak lazım. Dikkatli ol, tamam mı? Her şeyi yeme. Aferin sana. Koca bıyık seni. Duruşa da bak. Allah'ım yiyeceğim. Tamam mıdır işlemimiz? Bugün birazcık ateşlenebilir. O yüzden... ilk 24 saati normal karşılayalım. 24 saat sonunda kendine gelecektir tamamen.
Gayet sağlıklıyız, gayet iyiyiz. Aşımızı da olduk. Evet, sen kaç kilosun? En önemli şeyi unutuyorduk az kalsın. Kurtarıyordun az kalsın, evet. Gel bakalım buraya. Kocamansın. 1 kilo 600. Maşallah sana. Sen var ya, bence çok büyük bir kedi olacaksın. Şu surata bak, bir maşallah deyin. Evet, bir maşallahları alalım yorumlara, değil mi? Söyle sen de. Aferin sana. Bir tane de öpeyim seni. Of, şimdi herkes seni öpmek istiyor çünkü, o yüzden. Tabii. Hadi kaçalım o zaman buradan. Getir abicim kutusunu. Turşu. Gideceğim mi? Hadi koş. Koş. Aferin sana. Bu da kapısı mı? Kapınızı da kapatalım. Burası da oturmamış. Aferin. Dur bakalım. Okey. Geçmiş olsun. Hocam, bu arada çok yorum alıyoruz YouTube'da. Bebeklik döneminde toplamda kediler kaç yaş oluyor? Bununla ilgili bilgilendirebilir miyiz? Kedilerde köpeklere nazaran çok daha az aşı var. Aslında ilk geldiklerinde, bebeklik döneminde iç parazitlerini yapıyoruz. Önce kurtçuklarından kurtulmasını istiyoruz çünkü onların. Onlar varken aşı yapıldığında aşılar problem çıkartabiliyor çünkü. Ve bağışıklıkları çok düşük oluyor iç parazitleri olduğu zaman. Çünkü yedikleri gıdalardan faydalanamıyorlar parazitler yüzünden. İç parazitleri döktükten sonraki birkaç sefer uygulama yapıyoruz bunun için. Ardından karma aşılarla başlıyoruz. En ağır aşılardan biri aslında. 3 tane mikrop var içerisinde. Dörtlü karmalar da mevcut piyasada. Karmalar 21 gün arayla yapılıyor. Yani 2 doz karma yapılıyor. Arkasından 2 doz lösemi aşısı yapılıyor. Ve en son olarak da kuduz aşısını yapıyoruz. Süreci bu şekilde yönetiyoruz. Toplamda 3 aşı var aslında ama rapelleriyle beraber 5 oluyor. Ama bu aşıları yaş ilerledikten sonra senede bir olarak uygulamaya başlıyoruz. Tabii karma aşı özellikle bizim için çok önemli. İçerisindeki hastalıklar, özellikle bebeklik döneminde daha çok yaşadıkları panleukopeni problemi mesela kediler için çok hassas bir konu ki aşılamayla beraber çok uzun süredir mesela ben panleukopeni hastası görmüyorum. Çünkü koruyoruz. Yani artık daha çok daha bilinçliyiz bu konuda. O yüzden yani yavru kediniz varsa, özellikle bebeklik dönemi için konuşuyorum, parazit tedavisinden sonra muhakkak aşılarını çok düzenli bir şekilde yaptırmalısınız.